Bu işi gerçekten istediğin hissine kapılmadım hiç. Bana daha çok sadece güç sahibi olmayı önemsiyormuşsun gibi geldi. En çok önemsediğin şey diğerlerine hükmetmekti. Bu da işin bir parçası. Ama en önemli parçası bu değil Arslan. Ego başhekim için gereklidir. Ama fazlası yıkıcı olabilir. Yani şef ben olmayacağım. Hayır. Olmayacaksın. Başhekimlik yarışı boyunca beni destekledin. Ama bunu gerçekten isteyip istemediğini bilmem gerekiyor. Ne demek bu? Yakında evleneceğiz. Başhekim olma ihtimalim seni hiç düşündürmedi mi Ela? Bilmem. Yo. Yani bu ihtimal seni hiç korkutmadı mı? Kariyerinin önündeki engel olmak istemem Levent. Haldun Bey seni seçseydi bununla baş etmenin bir yolunu bulacaktım. Ela, kıvırıp durmayı bırak. Ben senin en içten isteğini soruyorum. Peki. Ben çocuklarımız olsun istiyorum. Senin iyi bir başhekim olmandansa iyi bir baba olmanı tercih ederim. Jüride Hanım, Haldun Bey'le görüşme sırası sizin. Tamam, geliyorum. Anlamıyorum Haldun Bey. Sen değilsin. Hayır, o kısmını anladım. Anlamadığım şey neden ben değilim? Bu işe ihtiyacım var. Diğerlerinden daha çok ihtiyacım var. Jülide. Burada kalmak için bir nedene ihtiyacım var. Sabah kalkmak için bir nedene ihtiyacım var. Kalktığımda yalnız ve 36 yaşında olduğumu dert etmemeye ihtiyacım var. Bu işe ihtiyacım var Haldun Bey. İşte bu yüzden sen değilsin. Eğer bir işe sana hayat vermesi için ihtiyaç duyuyorsan, yeni bir işe değil, yeni bir hayata ihtiyacın var demektir. Muhtemelen adil değil ama seni daha yüksek standartlarda değerlendirdim. Ve sen bu yıl beni hayal kırıklığına uğrattın Suat. Elinin titremesini gizlemen. Bu iş zor kararlar vermekle ilgili. Bazen en zor karar baş edemeyeceğini kabullenebilmektir. Sen bunu yapmadın. Çok şey biliyorsun Suat. Tanıdığım en iyi cerrahlardan, en iyi insanlardan birisin. Ama hazır değilsin. Bu işi sana vermeyi istiyorum. İstiyorum. Ama yapamam. Suat. Söylenecek bir şey yok hocam. Duyduklarım yeterli. Suat? Ben değilim. Ne sen değilsin? Yeni şef. Beni seçmedi. Haldun hocanın koltuğundan vazgeçmeyeceğini biliyorduk zaten. Bir sorunumuz var. Mine kafeteryada ve bizimle konuşmak istiyor. Zenan, Suat'la yalnız konuşabilir miyiz biraz? Tabii. Ne oluyor bakayım? Görümcek Aslan Bey'i unutamamış mı? Beni masadan yolladığı için bilemiyorum. Demek ayrıldınız. Üzüldüm. Hayır, üzülmedin. Ona ne söyledin? Hangi konuda?
Suat lütfen. Haberim yok, oyunu oynama. Aslan'la konuştun. Ona benden uzak durmasını söyledin değil mi? Abla, Arslan sandığın gibi biri değil. O bütün kadınlara aşıkmış gibi davranır. Bütün güzel kadınlara pas verir. Hepsine birden sahip olmak ister. Üzgünüm. Çok utanıyorum. Ona kandığım için çok utanıyorum. Hayır, utanma. Utanması gereken sen değilsin. Umarım aşkı yeniden tadarsın. Hak eden biriyle. Tebrikler. Çok iyi bir şef olacaksın. Levent. Bu iş için en iyi kişi ben değilim hocam. Bu iş için en iyi kişi sizsiniz. Ne demek istiyorsun? İyi bir başhekim hatalarından ders alır. Ben hala bunun için uğraşıyorum. Ama siz... eğer başhekimliği tekrar yapma şansınız olsa... daha farklı yapardınız. Devam edin hocam. Her şeyi baştan tekrar yapın. En iyi adam olun.